Tamam mı? Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, illerde gerçekleştirdiğimiz il buluşmalarının Kütahya ayağındayız. Kütahya İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, Eğitim Sekreterimiz ve tüm yöneticilerimizle birlikte sabah saatlerinde eğitimcilerimizle bir araya geldik. Öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, sendikacılarımız ve yurttaşlarımızla bir araya geldik. Gün içinde yine Sayın Valimizi, Rektörümüzü, diğer kurumlarımızı ziyaret edeceğiz. Akşam saatlerinde de Kütahya halkıyla bir araya gelerek eğitime dair önerilerini, hayallerini, beklentilerini, eleştirilerini hep birlikte konuşuyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitim buluşmalarımızdan çok besleniyoruz. Kütahya'nın da bugünkü başladığı şekliyle de çok verimli geçeceğine inanıyorum. Hepimizin bildiği üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılımız 9 Eylül tarihinde başladı. Tabii dünyada çok az görülebilecek oranda bir nüfusumuz eğitim hayatının içerisinde. 20 milyona yakın öğrencimiz var. 7 milyon üniversite öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 1 milyon atanmayan öğretmenlerimiz var. Akademisyenlerimiz var. Yani her sabah 30 milyon yurttaşımız eğitimle ilgili bir sürecin içerisinde. Dolayısıyla eğitim Türkiye'nin en büyük alanı, en büyük sektörü ve doğal olarak da sorunları oldukça fazla olan, çözüm bekleyen bir alan. Bugün öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim personelimizin sorunları ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü eğitimin en temel bileşeni aslında eğitimde emek veren, katkı yapan öğretmenlerimiz ve eğitim personelimiz. Bildiğiniz gibi 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin sorunlarını görüşeceğimiz meslek kanunu maalesef 2 yıl önce 12 maddelik çok kısa, hiçbir sorunu çözmeyen, anayasaya uygun olmayan bir teklif olarak gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak itiraz etmiştik. Maalesef AKP iktidarı bunu dinlemedi ve Anayasa Mahkemesi'nden bazı maddeleri döndü. Şimdi yine bir meslek kanunuyla karşı karşıyayız ve bu meslek kanunu da aslında temelinde öğretmenlerimizi diplomalarını geçersiz kılmaya çalışan, onları elemeye çalışan bir model olarak karşımıza geldi. Ve gerek komisyonda gerekse genel kurulda yapılan tartışmalarda yoğun bir tepkiyle karşılaşınca durduruldu. Ben yaklaşık 2 aydır Sayın Bakan'a sesleniyorum. Diyorum ki Sayın Yusuf Tekin, önümüzde çok kıymetli bir zaman var. Türkiye'nin öğretmenlik mesleği kanununa geride kalan tüm meslekleri de dahil edecek şekilde tartışmasına ve bir milli eğitim personel kanununa ihtiyacı var. Gelin eğitim sendikalarını, eğitim fakültelerini, gerekli diğer uzman kuruluşları içine dahil ederek yeni bir tartışma süreci yapalım ve tüm kesimlerin beklentileri karşılansın. Çünkü bu meslek kanunu maalesef 1.2 milyon öğretmenimizin özlük hakları sorunlarını çözmüyor. Şube müdürlerimizin sorununu çözmüyor. Depremzede öğretmenlerin sorunlarını çözmüyor. Ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, engelli öğretmenlik gibi sorunları çözmüyor. Köy öğretmenlerinin, kırsalda yaşayan öğretmenlerin sorunlarını çözmüyor. Öğretmenleri aday haline getirerek, onların memuriyet haklarını elinden alarak bir partizanca uygulamayı devreye sokuyor. Fakat maalesef Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan bir hayır cevabı bile alamadım. Tamamen bir ölü taklidi yapma durumu söz konusu. Çünkü gerçek ihtiyacın bu olduğu biliniyor. Gerçek ihtiyacın bu olduğu biliniyor. Şimdi sayın basın mensupları, 1.2 milyon öğretmen özlük hakları açısından belki de tarihteki en zor koşulları yaşıyorlar. Bakın, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 4.085 lira. 2002 Eylül ayında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğunda askeri ücret 250 liraydı. Yeni göreve başlayan öğretmen maaşı 540 liraydı. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 175 liraydı. Yani öğretmen maaşının %32.4'üydü. Bugün bu rakam %24'üne gerilemiş durumda. 41 bin lira olan maaşın 4.085 lirasına gelmiş durumda.
%9.96 oranında. Neredeyse her gün bu sorunları dile getiriyoruz. Öğretmenlerimizin aldıkları maaşların 2002'ye kıyasla yarı yarıya azaldığını rakamlarla ortaya koyuyoruz. Peki elimizde ne var? Basamaklandırılmış bir öğretmenlik yaşamı var. Öğretmenlerimiz uzman öğretmen, baş öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, şimdi bir de öğretmen adayı icadı, aynı dersi veren öğretmenler ünvanlarıyla ayrıştırılıyor. Öğretmenlere verilen sözler maalesef tutulmuyor. Oysa öğretmenlerimize uzmanlıklarını 5 yıl sonunda alacakları söylenmişti. Bu hatırlanmıyor. Öğretmenlerimizin maaşları yoksulluk sınırının altında. Oysa öğretmenlerimiz saygınlıklarını ekonomik özgürlükleriyle de bir biçimde güçlendirmeliler. Öğretmenlerimizin bir maaş ikramiye verilmesi teklifi 24 Kasım'da iktidar tarafından reddediliyor. Hazırlık ödeneğinin sadece öğretmenlere değil, milli eğitimdeki tüm bileşenlere, tüm çalışanlara verilmesi, onların da bir hazırlığa ihtiyacı olduğu önerileri duyulmazlıktan geliniyor. Bakın, Sayın Bakan bu yıl 20 bin öğretmen anımsaması yapılacağını söyledi. Kendi ifadesiyle söylersek %95 öğretmen olduğuna göre aslında 48 bin öğretmen açığı var. Daha önce bu rakamı 68 bin olarak telaffuz etmişti. Sayıştay daha fazla telaffuz etmişti ve 85 bin ücretli öğretmen var. Demek ki 23.670 öğretmenimizin de emekli olduğunu düşünürsek aslında bu 20 bin sayısı geçen yıl olan öğretmenden daha az öğretmenimiz olduğu anlamına geliyor. Önce bu tespiti yapalım. İkincisi, Sayın Bakan mülakat sonuçları için bizim ve bazı sendikaların Danıştay'a açtığımız davanın sonucunu beklediğini söylemişti. Diyordu ki Sayın Bakan, biz mülakatları tamamladık ama Danıştay'da açılan iptal davası nedeniyle mülakat sonuçlarını açıklayacak durumda değiliz. Çünkü orada %50 %50, yani atama notlarının oluşturulmasında öyle bir durumla karşı karşıyayız. Adli tatil bitiyor. Danıştay'ın kararından sonra da öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız dedi Sayın Bakan. Peki bugün 16 Eylül. Ne zaman atayacaksınız? Geçen yıl mezun olmuşlar kadar bile öğretmen atayamıyorsunuz. Öğretmenlerimiz atama bekliyor. Acaba asıl derdiniz tasarruf tedbirleri çerçevesinde öğretmenleri bir ay bile olsa geç atamayı başarmak mıdır? Çıkın, kamuoyuna açıklayın. Peki ne oldu? Öğretmen atamalarında karar bekliyor Milli Eğitim Bakanımız. Peki madem Danıştay'ın kararını burada bekliyorsunuz da Türkiye Yüzyılı Marif modelinde niye beklemiyorsunuz Danıştay kararını? Yangından mal kaçırır gibi okul öncesi 1-5-9'da ders kitapları bile hazır olmayan bir eğitim öğretim yılına başlamaya çalışıyorsunuz. Hiçbir pilotu olmayan bir çalışmayı yürütmeye çalışıyorsunuz. Şimdi tabii biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bu mülakatlarla ilgili olarak mülakatları kaldırdık demişti. Dönemin bakanı Sayın Mahmut Özer kendisine sorulan soru üzerine mülakatlar kalktı. Bundan sonra KPSS ile alacağız dedi. Fakat Sayın Bakan gelir gelmez dedi ki mülakat gibi mülakat yapacağız. Yani daha önce bir şeyler oldu. Bunu kabul ediyoruz. Biz 22 yıldır mülakatları mülakat gibi yapmıyorduk. Şimdi mülakatları mülakat gibi yapacağız dedi Sayın Bakan. Yani partizanlıklarını itiraf etmiş oldu. Tabii herhangi bir siyasi partide seçim öncesinde bu kadar açık bir vaat verilirse ve seçim sonrasında bu kadar tersi yönde bir karar alınırsa biraz da olsa yüzlerin kızarması beklenir. Biraz da olsa sorumlu bakanın çıkıp evet biz size seçimden önce böyle söz vermiştik ama seçimden sonra fikrimizi değiştirdik demesi beklenir. Ya da sizi kandırdık, oylarınızı aldık ama mülakat yapmaya ve partilerimizi doldurmaya devam edeceğiz. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. İtirafı beklenir. Mülakatları mülakat gibi yapacağız demek, geçmişten bugüne yapmadık demektir. Mülakat yapmayacağız diyerek seçime girip mülakat yapmaya devam etmek, yurttaşları ve öğretmenlerimizi kandırmak demektir. Bakan, tamamen sanal ortamda kodlamalar üzerine yürüyen bir sistemle kamera kayıtları ve yazılı tutanaklar alarak çok sağlıklı bir şekilde mülakat sürecini tamamladıklarını söylüyor.
Bunun böyle olmadığını birçok sendikamız açıkladı. Ama mülakat bittiği an sınav sonucu da belli olacaktı yani. Böyle söyleniyor. Kendi de bunu kabul ediyor. Sonuçlar belli diyor. Peki neden bu sonuçları hala açıklamıyor Sayın Bakan? Türkiye'nin öğretmen açığı var Sayın Bakan. Siz gelin kendi sözünüzde durun. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bir kez de olsa sözünüzü tutun. Mülakatları kaldıracağız dediniz. Sadece KPSS sonuçlarıyla bizim evlatlarımız neyi hak etmişlerse o sıralamayla öğretmenlerin atamasını gerçekleştirin. Buradan kendisine bir kez daha sesleniyorum. Öğretmenlerimizi yeterince mağdur ettiniz. Artık oyalamayın ve atamaları gerçekleştirin. Şimdi tabii öğretmenlerimiz gibi başka meslek gruplarımızın da sorunları var. Güvenlik, temizlik, teknik personel konusundan hiç bahsetmiyor Sayın Bakan. Sayın Bakanımız biliyorsunuz kendisini Finlandiya Milli Eğitim Bakanı zannediyor. Dönem dönem Finlandiya'dan örnek veriyor. Finlandiyalı aileler şunu yapıyor, Finlandiyalı aileler bunu yapıyor. Televizyon izlemiyor, telefonuyla oynamıyor. Bir kere buradan söyleyeyim, yarın Sayın Bakan'ın üretmiş olduğu filmlerle ilgili ve yapay zekanın yarattığı büyük milli güvenlik tehlikesiyle ilgili açıklamalarda bulunacağım. Ama bugün diğer güvenlik, temizlik ve teknik personel üzerinde durmak istiyorum. Bir kere güvenlik çocuklarımız için en temel alan değil mi Sayın Bakan? Türkiye'de merkezi hükümetin taşra teşkilatlarının herhangi bir binasına gidin. İl Spor Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Eğitim Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü. Nereye giderseniz gidin. Kapıda bir güvenlik var mı? Var. Peki devlet oralara güvenlikçi koymayı başarıyor. Ama 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocukların olduğu okulların kapısına bir güvenlikçi koymayı başaramıyor. Bundan daha büyük bir garabet olabilir mi? Bundan daha büyük bir sorun olabilir mi? Bırakın kamu binalarını, alışveriş merkezlerinin girişlerinde bile özel güvenlikçiler var. Devlet koruması gereken çocuklarımızı koruyamıyor. Bazı okullarda okul aile birlikleri aracılığıyla parası toplanan ve ödenen görevliler dışında kapıda duran hiç kimse yok. Peki ne önemi var kapıda güvenlik görevlisi olmanın? Söyleyelim. Eğer 2 Eylül'de okuluya başlayan Mira, Miray'ın okulunda güvenlik önlemleri yeterli olsaydı, Miray bugün okulda 2. haftasında olurdu. Ama Miray kızımızı kaybettik maalesef. Okulun bahçesinde hayatını kaybetti. Eğer okullarımızda yeterli güvenlik görevlisi olsaydı, her elini kolunu sallayan okullara giremezdi. Çocuklarımızın ihmal ve istismara uğrama ihtimali azalırdı. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz şiddet görmezdi. Ve eğer yeterli güvenlik önlemleri olsaydı, İbrahim Oktugan öğretmenimiz bugün hayatta olurdu. Eğer okullarda atanmış kadrolu güvenlik görevlileri olsaydı, Hakan Kabak gibi okulda çocukları istismar eden kişiler güvenlikçi olarak görev alamazlardı. Perşembe günü davası görülecek. Milli Eğitim Bakanı'nın davayı takip etmesi için buradan çağrıda bulunuyor. 12 ayrı suçtan suç kaydı olan bir kişi okulda güvenlik görevlisi olarak başka bir pozisyon üzerinden alınıyor müdür tarafından. Ve bu kişi çocukları istismar ediyor ve onu oraya atayan müdürle ilgili olarak olay basına yansıyor ama hiçbir ceza uygulanmıyor müdüre. Ankara milletvekilimiz Deniz Demir konuyla ilgili bakana bir soru önergesi veriyor. Bu kişi nasıl okulda çalışabiliyor diye soruyor. 17 Mayıs 2024'te soruyor, 23 Temmuz'da bakanlıktan şu cevap geliyor. Çalışanlardan adli sicil kaydı isteniyor ama kişinin 27.9.2021 tarihli E-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgesinde kaydı yoktur ibaresi yer aldığı söyleniyor. İşte tam da bu yüzden okullara kadrolu güvenlik görevlisi koymak zorundasınız. Okul müdürlerinin araştırmasına, ferasetine bırakmamalısınız. Her okulun kapısında çocukları istismara uğratabilecek, akran zorbalığına uğramaları neden olabilecek, madde satışlarıyla oralarda gezen, dolaşan insanlardan çocukları korumalısınız. Bu güvenlik meselesini Finlandiya ile meşgul bakanımıza hatırlatmaya devam edeceğim. Türkiye'nin çok yakıcı, çok gerçek sorunları var Sayın Bakan. Güvenlik onlardan bir tanesi. Sayın Maliye ve Bakanı ile konuşun. Okullara güvenlik görevlisi talep ediyoruz.
Çok temel, çok somut bir talepte bulunuyoruz. Deprem sonrası hala konteyner kentlerde kalan öğretmenlerimiz var. Yurttaşlarımız var. Bu konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılan güvenlik tedbirleri nedeniyle sorunlar yaşıyorlar. Sayın Bakan'a güvenlik kameralarının çalışmadığını, buradaki öğretmenlerimizin, yurttaşlarımızın güvenlik sorununu yaşadığını acı bir olay yaşanmadan önce hatırlatmak istiyorum. Konteyner kentlerin güvenliğinin sağlanması çok önemli. Gelelim okulların temizlik görevlisine ihtiyacına. Bakın, okullarımız pis. Okullarımız hijyenik değil, sayı basın mensupları. Yüzlerce çocuğumuzun ortak olarak kullandığı okullarımız için bakanlık maalesef kadrolu temizlik görevlisi vermiyor. Okullarımızı yeri geliyor aileler, yeri geliyor öğretmenler, yeri geliyor yarı zamanlı çalışanlar, yeri geliyor okul aile birlikleri tarafından toplananlarla bazı görevliler temizliyor. Bu durum o kadar olağanlaşmış ki bazı okullar açıkça hesap numaraları vererek binlerce lira para istiyor ailelerden. Sayın Bakan basın üzerinden bilgi veriyor müdürlere. Toplamayın, yasak. Buradan paylaşalım. Yüzlerce okul örneği var. Bir tanesini paylaşalım. Örneğin İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği velilere bildiğiniz üzere okulumuzun ihtiyaçları ile ilgili sabit ve değişken giderler her ay düzenli bir şekilde değerli velilerimizin katkılarıyla okul aile birliğimizce yapılmaktadır. Ben bunu komisyonda söylediğim zaman böyle bir şey yok diyordu AK Parti milletvekilleri. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için birinci dönem 3000 tarifede belirlenmiş. İkinci dönem 3000 lira olarak yatırılabilir. Ve IBAN numarası veriliyor. Aynı okuldan yaz tatilinde ailelere giden mesajda okulun boyanması, sınıf ve atölyelerin bakım ve onarımı, yemekhane tefrişatının yenilenmesi, kazan dairelerinin bakımları ve hidrofer değişimi, yeni eğitim öğretim dönemi için ders, araç, gereç ve temini vesaire denerek banka hesabı paylaşılmış ve velilerden para talep edilmişti. Sayın Bakan siz bunu biliyorsunuz. Çünkü ben bunu 23 Temmuz'da bir soru önergesiyle tarafınıza ilettim. 23 Temmuz'da ilettim. 23 Ağustos, bugün 16 Eylül. Yani neredeyse 2 ay geçmiş. Aynı okul. Şimdi bir tür aidat istiyor öğrencilerden, velilerden. Ama bakan çıkıp diyor ki okulun bağış istememesi gerekiyor. Vermeyin. Aileler ne yapsın peki? Müdür ne yapsın? Yeter ki temiz olsun, yeter ki okul bakımlı olsun diye para vermek zorunda hissediyorlar. Bakan ailelere akıl vereceğine, personele fetva vereceğine okullara bir tane temizlik görevlisi versin. Kapılarına güvenlik görevlisi versin. Okulların bakımını sağlasın, bütçe ayırsın. Bununla ilgili bir öneride bulunmuştum Sayın Bakan'a bütçeyle ilgili. Birazdan yine kendisine bunu hatırlatıyor olacağım. Bunun yanında okullarda teknik personel ihtiyacı var. Bu ihtiyaçta maalesef okullarda çoğunlukla öğretmenlerimizin üzerine kalmış bir görev. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda okulda yapılacak etkinlik için perdeyi düzeltmek adına merdivene çıkan öğretmenimiz Sibel Turan yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. O okulda eğer bu görev Sibel öğretmenimize kalmasaydı Sibel öğretmenimiz şu an okulunda çocuklarıyla birlikte olacaktı. Ona, İbrahim öğretmene, Miray kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar milli eğitim sisteminin başarısızlığının kayıplarıdır. Onlar bu Milli Eğitim Bakanı'nın başka bir ülkede olsa istifa etmesi için gerekçe olurdu. Ve maalesef bakanlığın umurunda bile değil. Bizler kadrolu temizlik, güvenlik, teknik personel talebini neredeyse her gün yeniliyoruz. İktidar ne yapıyor? İş gücü uyum programı ile okullara askeri ücretin altında 3 gün çalışacak personel koymaya çalışıyor. Böylece iktidar tarafından mevcut iş kanununa ve çalışma hukukuna aykırı olarak asgari ücretin altında kamu kurumlarına çalışan istihdam ediliyor. Böylece iktidar işsizlikle mücadele eden yoksul vatandaşlarımızı hem ucuz iş gücü olarak kullanıyor, hem tasarruf ediyor, hem de işsizlik sayılarını düşürüyor ama okullardan tasarruf edilmez, eğitimden tasarruf edilmez. Haftada 3 gün çalışma süresiyle okulların temizlenmesi mümkün olmadığı gibi 3 günde bir personel değişikliği de okullar için uygun değil. Milli Eğitim Bakanlığı bunun için okul bütçesi oluşturmak zorunda.
Okulların temiz ve bakımlı olması, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmeleri için çok kritik önemde. Bunun için personel talebimizi tekrar tekrar dile getirmeye devam edeceğiz. Okulların bu gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için okullara öğrenci sayısına göre ödenek ayrılması önerisinde bulunduk. Öğrenci başına 1.000 lira verirse Milli Eğitim Bakanlığı, toplamda 15.887.296 örgün öğretim öğrencisi var. Yani 15,88 milyar lira maliyeti var. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %1.45'ine tekabül ediyor. Yani buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Sayın Bakan, sizden rica ediyorum. Müdürlere para toplamayın diye çağrıda bulunmayı kesin, son verin. Yapmanız gereken bu okullara öğrenci başına bir ödenek göndermektir. Bunu gönderin. Bunu göndererek sorunu çözmeye çalışın. Siz Milli Eğitim Bakanısınız. Sadece fikrinizi beyan ederek bu sorunun görmezden gelinmesini sağlayamazsınız. Her olumsuzlukta maalesef kendisinden başka herkesi suçlayan Sayın Bakan'dan okulların en temel ihtiyacı olan temizlik ve hijyen standartlarını sağlamasını, okullara temizlik görevlileri atamasını, okulların güvenliğini sağlamak üzere okulların kapısına güvenlik görevlileri ataması yapmasını, yeterli sayıda teknik personel görevlendirmesini, okulların ihtiyaçlarının karşılanması için okul bütçesi oluşturmasını bekliyoruz. Bir öğretim yılına, eğitim öğretim yılına daha başladık. 2024-2025 eğitim öğretim yılının hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize keyifli, başarılı, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Eğitim öğretim camiamızın hem çalışanlarına hem öğrencilerine güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Öğretmenlerimizin sorunlarıyla ilgilenmeye, müfettişlerimizin, okul şube müdürlerimizin, okul müdürlerimizin, kendilerine söz verildiği halde ataması yapılmayan PDR mezunlarımızın, rehber danışmanlarımızın, köle düzeninde çalıştırılan ücretli öğretmenlerimizin, anayasaya aykırı olarak sözleşmeli olarak atanan memur öğretmenlerimizin, depremzede öğretmenlerimizin, kırsalda yaşayan öğretmenlerimizin, atama bekleyen engelli öğretmenlerimizin her fırsatta sorunlarını dile getirmeye, 68 binle aldıkları ve büyük bir başarısızlıkla 1 milyona çıkardıkları atanmayan öğretmenlerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğimizi bu eğitim öğretim yılının başında bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaşıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.